Bir, bir ...son derece önemli bir nokta var bence. Mesele sadece e, tank verme meselesi değil. Hı hı. Şimdi Almanya e, Rusya ile bire birebir karşı karşıya gelmemeye çalışan bir ülke. Bu tank verme olayıyla birlikte Almanya tamamıyla e, denklemin içerisine çekilmiş oldu. Şimdi e, onların pek çok korkuları vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndan, Barbarossa harekatından başlayan... Bir diğer tarafıyla da... İkici Dünya Savaşı, e, Rusya karşısındaki savaşın, tank travması... Tabii. Tabii. Şimdi Almanya'daki en büyük tartışmalardan bir tanesi şu. E, diyorlar ki bizim tanklarımız Rus topraklarında kendisini göstermesinden sonra... ...biz Rus tanklarını Berlin sokaklarında gördük diyorlar. Şimdi bu bir travması. Travma, Çünkü tabii. savaşı kaybetmeleriyle ilgili bir tabii. hatıraları var. <laughs> Buna dair korkuları da var. <laughs> Öte tarafıyla Almanlar şu ana kadar e, çok... ...ihtiyatlı davrandılar... ...çok e, küçük adımlar attılar savaşla ilgili... ...ama bu Alman Almanlar açısından... ...Almanları... ...işin merkezine koyacak son derece önemli bir adım... ...aslında Amerika Birleşik Devletleri... ...bu yaptığıyla... E, ...Ruslarla Almanlar arasında... oluşabilecek bir yakınlaşmayı... ...çok sonralara... Ö, ...ötelemiş ö, oldu... ...yani savaştan evet. çok sonralara ötelemiş oldu... ...bir diğer tarafıyla Almanlar şundan korkuyorlardı... ...yani savaşın farklı alanlara... Farklı biçimlere ve farklı katmanlara sıçramasından korkuyorlardı. Evet. Özellikle Almanya'ya ilgilendiren alanlara sıçramasından korkuyorlardı. Artık e, bu noktada Almanlar son derece önemli bir e, tutum içerisine girmiş oldular. Bir de evet. şeyi söyleyeyim. E, Sor sayın e, Büyükelçim söylemiş olduğu e, 88 tane Leopard 1 var, e, 22 tane de Leopard 2 var. Atıl durumda olan. E, bunların e, Tekrar savaşacak hale getirilmesi için Almanlar 7-8 aya ihtiyaç, ihtiyaçları olduğunu Peki. söylüyorlar. Peki efendim. Şimdi aslında ana tedarikle ilgili son derece önemli bir konu ama e, atıl ve sökülmeye muhtaçlar. Sökülmeye ve tekrar yapılmaya muhtaçlar. Peki öyle kolay da değil. Şimdi Ukrayna tank istemişti. E, tank ve e, hava savunma sistemi istemişti ama NATO buna başta Amerika karşı çıkmıştı. ya yani Rusya ile savaşa girmemiz manasında gelir Patriot vermem işte e, ağır e, silahları tankları vermem falan filan derken dediğimiz gibi 21 Aralık'ta Zelenski gitti. E, bir temasta bulundu Washington'da. Şunun da altını çizelim. 10 Ekim'den sonra hava taarruzları ile bütün altyapısı çökertildikten sonra geldiği noktada şimdi şu arkadaşlar bir en son verilen e, Batı'nın Tabiri caizse tank olup yağmasına e, bir bakalım. E, bunun altını çizelim. Almanya'nın Leopard tanklarını istiyordu. E, dünyada en iyi tank olarak geçen sınıfında Leopard tankı. E, ve Abrams da gene, Amerika'nın Abrams tankı da bu bu sınıfta. E, fakat Almanya geçtiğimiz Cuma günü 50 Ukrayna müttefikinin içinde, Türkiye'de var, Savunma Udak'ın Hulusi Akar'da var. E, bulunduğu Rheimstein üstündeki bu toplantıda Almanya yok dedi yani. Ben dedi bunu veremiyorum yani Rusya ile direkt bir Nihayetinde bir çekindiği için, direkt bir muazza istemediği için, çatışma istemediği için. Fakat dün geldi haber, Alman ve ABD basınında hemen hemen aynı neredeyse dakikalarda Birisi Der Spiegel, öbürü Wall Street Journal. Birisi dedi ki Wall Street Journal, ABD yönetimi, Alman yönetimiyle anlaşma, diplomatik bir anlaşma yapıldı. Abrams verilecek, orası da Leopard verilecek ve gerçekten de böyle oldu. Şimdi gelinen son noktayı bir bakalım. Patriot hiç verilmez Bundan savaş çıkar denilen PES 3 batarya ediyor şu anda. E, Hollanda, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri veriyor. E, ağır taarruz tankı ki şu anda son derece önemli çünkü Rusya e, büyük bir e, kara taarruzuna tank savaşına hazırlanıyor. Onun için lazım dediği tanklardan işte Abrams, bugün Biden açıkladı. Türkiye saatiyle 20'de. 31 tane Abrams tankı veriyor. Almanya Leopard 2 tanklarında 14 tane veriyor. İşte Az veren, candan gibi bir miktar oluyor. Baktığımızda Polonya Leopard tanklarını elindekini verecekti. Almanya ona da izin verdi. 13 adet gönderiyor. Fransa T-72 B'yi Çek, Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya'yı yolluyor. E, İngiltere'de Challenger iki tanklarından veriyor. Şimdi e, Sayın Ağar, sizden başlayayım. E, bu, bu tankları verdi. E, eline bir bir kudret veriyor. Ha, Zelenski de geçtiğimiz dakikalar içinde onu da son durum olarak verebiliriz arkadaşlar. E, teşekkür etti. E, tanklar konusunda. E, diyor ki eee Zafer için e, her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve bize verilmiş olan Almanya'nın kararı ardından e, yaptığı açıklamada bize verilmiş olan Müttefiklerimize bize çok ihtiyaç duyduğumuz modern tankları verme kararlarından dolayı müteşekkiriz. Kritik nokta hız ve sayı, askeri personelimizin eğitilme hızı ve tankların Ukrayna'ya ulaşma hızı belirleyecek savaşı e, diyor. Şimdi Sayın Ağar, ee, bu tanklar verildi. Leopard'la Abrams verildi. Ne değişecek? Neye hazırlanıyor şu anda? Yani Amerika'da dahil olmak üzere Batı. Şimdi efendim... <laughs> Çok Tabii, kısa rica edeceğim. Çok az e, vaktimiz kaldı. Herkese zaman kalsın. Ne kadar kısa anlatabilirim bilmiyorum ama <laughs> e, temel öngörü şu. E, baharla birlikte yani e, soğukların ...çamura... ...çamurun kuru toprağa dönüşmesiyle birlikte... ...zırhlı birliklerinde katıldığı... ...bir e, genel taarruza kalkışacak Rusya. Yani boğulmakta olduğu Ukrayna bataklığında... E, ...Ukrayna'yı pes ettirmek adına... ...son derece güçlü bir darbeyi... ...vurmaya dair bir yığınak geliştirdiği... İngiliz, ...özellikle İngiliz ve Amerikalılar tarafından... ...istihbaratları tarafından söyleniyor. Şimdi e, tabii... ...güçlü bir hava savunma şemsiyesinin altında. Bir diğer tarafıyla da e, vekaletler savaşından ve yapılan savaşlardan dersler çıkartarak... Hı hı. ...tankların çok ciddi anlamda bir tırpan yemesine ve eleştirilmesine sebebiyet veren... ...güçlü tanksa var, güdüm tanksa var, silahları öndeki çaresizliğine çareler bulunmuş. Yani e, lazerli e, atış yapan, kızılötesi atış yapan güdüm tank savarlara karşı teçhiz edilmiş tanklar şu an hala muharebe alanının en güçlü ve en güçlü inisiyatif üreten silah sistemleri. Şimdi bir diğer tarafıyla da tankın ilacı hala tank. Şimdi Rusların yapacağı olası bir tanklı taarruzu, zırhlı birlik harekatını engellemek için Ukraynalıların ciddi anlamda tanka ihtiyaçları var. Zeninski geçmişte takip edebildiğim kadarıyla bir 300 350 rakamını telaffuz etti. 300 diyor. Ama bence 300, şartlar değişti. Evet, 300 modern tank verirseniz elinde Ama ama, ama olmaz diyorsunuz. Peki. Bu bu, bu bu da bu da yetmeyebilir. Çünkü başka kaynaklar Hı -hı. en az 600 700 gelişmiş tanka ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bakın üstün. Şimdi e, evet şu an e, tankla ilgili büyük bir kavga var. E, bugün bir nebze çözülmüş gözüküyor. Amerikalar 31 tane ...M1 Abrams gönderecekler. Ee, Almanlar... E, ...bir bölük seviyesinde... E, ...tank gönderecekler. 13 tane bir e, tank bölümüne karşılık geliyor. Ve... E, ...Almanların da lisansla ilgili... E, ...izinleri gevşetmeleri neticesinde... ...başta Polonya olmak üzere... ...diğer ülkelerde... E, ...kendi ellerindeki Leopard'ları gönderme... ...yeteneğine kavuşacaklar. imkanına kavuşacaklar. Bu ilk parti ama mutlaka devamının Ukrayna açısından geliyor olması gerekiyor. Yani Zelenski'nin ifade ettiği rakamları şu an karşılamıyor. Yani evet bir takım mevzi üstünlükler veya mevzi başarılar kazanmalarına sebebiyet verir, kullanma kolaylıklarına, şekillerine bağlı olmak Peşek. üzere, etkinliklerine bağlı olmak üzere. Ama yetmez. Şimdi Peşek. Rus tarafına baktığınız zaman bunlar son derece pahalı sistemler ve diğerler gibi yanacaklar diyor. O da kendisine güveniyor. Onda bir meydan okuması var. Bu açılardan bakıldığı zaman ...çok su götürür bir fotoğrafın içerisindeyiz. Ama şunu söylemeliyim. Avrupa kıtasında dünyadaki tankların üçte ikisi Yani 2000 kadar Leopard var. Yani Leopard tanklarının ikisi. 2'si. Şimdi ordular e, bunları gönderirlerse Ukrayna'nın ihtiyacını karşılayabilirler. Ama bir diğer tarafıyla da kendileri de bir takım zafiyetler gelişecek. Onları da düşünmek zorundalar bu açıdan e, takip edilmesi gereken bir süreç. Ama şunu söylemem gerek. Bu tankların tankların eğitimi, doktrine dahil edilmesi, lojistiği e, bunlar çok kolay şeyler değil. Yani hani hamas cümleler kuramayız. Bir savaşın ne kadar zor olduğunu bilen en azından tahmin eden kişiler olarak ee, sadece tank vermekle iş bitmiyor efendim. Peki. Yani Peki. E, bu evet. son derece, derece temel bir gerçek olarak karşımıza Peki Peskov ne dedi? Rusya'dan gelen ilk açıklama ne? Sayın Ağar altını çizdi. Bir ona bakalım. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov bütün bunlara, işte bu tanklara falan gelmesinden sonra şunu söylüyor yani bu diyor bu tank meselesi abartılıyor. Biz bunları da yakacağız, kavuracağız. Nihayetinde buradan bir kazanan olacak o da ABD'li silah tüccarları ve bunu da Batı'nın mükellefleri, vergi mükellefleri ödeyecek. Tank meydan okumasına ilk yanıtı Moskova'nın şöyle. ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tankı sevkiyatını çok sayıda uzman teknik açıdan saçma buluyor. Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybetmeye mahkum bir plandır. Ve daha da önemlisi bunun Ukrayna silahlı kuvvetlerine katacağı potansiyel güç açık bir şekilde abartılıyor. Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak ancak çok pahalılar ve bedeli de diğerleri gibi öncelikle Avrupalı vergi mükellefleri tarafından ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi ikiyarlar elde edecekler. Ne diyorsunuz Sayın Yalçın? Bu tank meselesi hani oyun değiştirici olur mu? Savaşı bitir, kazandırır mı? Yani oyun değiştirse de toplam kaç tank oluyor? Yani 100 kadar tank değil mi? 262. Yok. Toplam Yok, göremiyorum ben toplamı da. 262. Nerede 262? 90. 10 20 işte hepsi. 90 var ya. Hiç. 90 T 72 B. Yok şey. Ben orayı göremiyorum. Evet, ha, hani. T 72ler var. Hı. Ha, toplamda kaç çıkıyor? O hafif şeyleri sayarsan. Ağır 71 beş. tane Ağır. efendim şu ana kadar verilen. Ağır tank olarak. Ağır tanklar 71. 71, 71 tane. T-72B dedik. t 72 Onlar o, tamam. lastik tekerlekli ondan sonra hafif tanklar. T-72 Rus tankları ya. Çek Cumhuriyeti'ni şey, verecek. Evet eski Rus tankları, so Sovyet. Rus onlar ağırdır. Aha. Aha. Ee, şey e, yani bu kadar tankla ne değişecek onu bilmiyorum. Yani hakikaten ka karşıda ne var ne yok onu da ciddi ciddi hı. değerlendirmek lazım da. Ya bu, bu, bu savaşı bitirmenin yolu bu değil. değil. Bitirmemenin yolu bu. Hı. Yani bu savaşı bitirmemenin yolu bu. Patriotları verirsiniz 3 batarya Ruslara havada zorluk çıkartırsınız. Hı hı. 200-300 tane tank verirsiniz, biraz da zırhlı araç verirsiniz, e, savaş bitmez. Bitmez. Yani bir de şöyle bir konvansiyonel savaş mantığıyla yani biz Ukrayna'nın işte bir tank taarruzu yapacağını mı düşünüyoruz? Bilmiyorum Ukraynalılar düşünüyorsa bir daha düşünseler. Mart sonunda çok ciddi büyük bir taarruzdan bahsediliyor. NATO e, kaynakları bunu söyledi. Yani Rusya'nın çok büyük bir taarruzunu... Rusya'nın taarruzuna karşı hayır. Şimdi, yani i̇lk planda Zelenski'nin tank isterken söylediği şey neydi? Tankları verin biz Rusları Ukrayna toprağından atalım. Kırım'da dahil temizleyeyim. Ha. Yani bu kadar tanklı öyle bir şey yapamazsınız. E, Rusya'ya yapamazsınız. Rusya gibi savaşı ağır silahla savaşma alışkanlığı olan bir devlete karşı yapamazsınız. E, çok daha büyük imkanlarla falan girerseniz o zaman bir imkan doğar. İkinci Ama İkinci Dünya Savaşı örneği var. O, o orada binlerce tanktan bahsediyoruz. Yani binlerle on binlerce tank. Tank savaşı zaten yani diye tank geçiyor. Savaşı. O, bu, bu, yani öyle bir ikinci bir Dünya şey, Savaşı o, muhtemelen mevzi savunmaları için falan işte Rusya'ya karşı bir Evet. Ya Her türlü silah Peki. tabii ki savaşta kullanışlı. Tanklar çok çok daha kullanışlı Hı. silahlar. Ee, ama yani savaşın kaderini değiştirecek Peki. bir tekli de olduğu beni inandırmıyor şahsen. Peki. Sayın İtel, Sayın Fırat siyasetçisi size çok çok Lütfen. söz vermiştir. Aynen, aynen. Ee, Sayın Özgürker <laughs> sizden alınıyor. Çok sen. basitçe. Evet. Bir, evvela bir bilgiyle başlayayım. Şöyle kısaca. Çok kısa söyleyeceğim. Ee, Almanya'nın elinde 500 tane Leopard tankı var. Ee, en son model. Bunların 200 tanesi depoda. 300 tanesi operatif olarak kullanılmakta. Şu anda 14 tane o da lütfedip Amerika çok bastırdı diye veriyor. Eğer o kadar şeyse 200 tanesinde de anında verebilecek durumdadır. Amerika'nın binlerce Abrams'ı var ay Hayır fark etmiyor. Yani Amerika eğer 30 tane vermiş. Bir askeri açıdan. Ya bu arada bir elinde faydası... en çok en çok tank bulunan da Yunanistan tabi. Bin küsür. Efendim Yunanistan'a da şimdi elindeki 13 tane galiba onun da şeyi var. Leopar tankı sen bunu ver onun yerine ben sana tank veririm diyor. Bu tankların başka bir şey daha var. Abramslar mesela benzin kullanmıyorlar. E, mazot değil bunlar. Esas itibariyle ne diyorsunuz ya uçak yakıtı jet, kullanıyor. Jet yakıtı evet, evet. Şimdi yani bunların öyle kullanılması bir sorun kolay olacak değil, falan belki. böyle kolay değil. Ama evet. şöyle tamamlayayım iki kelimeyle her halbekerde Amerika Birleşik Devletleri bastırıyor ve bu savaşın devam etmesi Kesinlikle. için uğraşıyor. Bu savaşın devam etmesi sadece Ukrayna için felaketin devam etmesi değil, aynı zamanda bölge ama dünya çapında da yeni bir kaosun içine düşülmesinin de yolunu açma istidadı taşıyan bir zorunluluk. Amerika'nın keyfi ve çıkarı yerine getirilecektir diye dünyanın böyle bir risk altına sokulması herhalde kabul edilebilecek Korkut. bir şey de olmasa.